Netanyahu'nun oğlu hırsını skandal paylaşımına çıkarmaya çalıştı. ABD'den Suriye'de PKK ile geniş kapsamlı tatbikat. Türkiye'nin yeni deniz üssü ABD, İsrail ve Fransa'yı endişelendiriyor. Erivan'da Zengezur hareketliliği başladı. Neler oluyor? Euroasian Times, Türkler herkesin gittiği yere gitmiyor. Baykar 2025'e kadar uzaya gitmeyi planlıyor. ABD F-16'sı Kuzey Kore yakınlarında düştü. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde her yerde İsrail'in soykırımını anlatan ve gündemde tutan Türkiye, Siyonistleri oldukça rahatsız etti. Batılı ülkelerin başını çektiği dünya ise saldırıları görmezden gelip medyasıyla da işgalcileri aklamaya çalışıyor. Son olarak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Miami'de bulunan oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaparak örgütün paçavrasının üzerine Özgür Kürdistan yazarak paylaştı. Öte yandan İsrail'e ağır zayiat veren Kassam Tugayları, İsrail'in Sufa askeri üssünü roket yağmuruna tuttu. Düzenlenen saldırıda İsrail üssünde büyük hasar meydana geldi. Üste yangın çıkarken çok sayıda İsrail askerin yaralandığı belirtildi. Askerlerin panik yaptığı üste çok sayıda helikopter gönderildi. Kassam Tugayları yoğun dumanların yükseldiği üstteki askeri hareketliliği an be an kayıt altına aldı. ABD'nin Gazze'deki durumu fırsat bilerek Suriye'nin Haseke ve Eyrizor bölgelerinde terör örgütü PKK-YPG ile geniş kapsamlı tatbikatlar yaptığı ortaya çıktı. El Mayadin gazetesinin haberine göre ABD askerleri son dönemde İran kontrolündeki milis kuvvetlerinin saldırılarını bahane ederek Haseke'nin kuzeybatı kırsalındaki Kasrak ve Tel Baydar üsleriyle Deirizor'un kuzey kırsalındaki Konoko üssünde helikopterler ve insansız hava araçlarının da dahil olduğu gerçek mühimmatlı tatbikatlar gerçekleştirdiği belirtildi. Tatbikatlara ABD tarafından oluşturulan PKK-YPG'nin sözde özel kuvvetlerinin de katıldığı belirtildi. Gazeteye konuşan yerel kaynaklar, tatbikatın ABD'nin mavi ok adını verdiği, Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgelerde bulunan üslerin katılımıyla birkaç gün sürecek tatbikat serisinin bir parçası olduğu belirtildi. Öte yandan BM Genel Sekreterinin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, pazar günü Suriye'deki çatışmanın çözümüne ilişkin yaptığı açıklamada, ülkedeki yabancı askeri güçlerin varlığına ilişkin konuların yanı sıra diğer kilit hususların da ele alınması gerektiğini söyledi. Pedersen, Suriye'deki çatışmayı çözmek için Türk ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi, Kürt oluşumların durumu ve mevcut yaptırımlarla ilgili konuların ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı. Yunan analist siyaset bilimci Venizelos Kostas, Türkiye'nin Kıbrıs'ta yapmış olduğu üslerden rahatsızlık duyduğunu kaydetti. SL Press'te yayınlanan analiste Kostas, Türklerin Kıbrıs'ta kalıcı olmaları ve Kıbrıs'ı askerleştirme yönündeki hamleleri artık stratejik projeleriyle ilerliyor. Karpaz'da bir radar üssünün oluşturulması, Lefkoşa'daki havaalanının insansız hava araçlarının kullanımına uygun hale getirilmesi ve Boğaz içinde bir deniz üssünün inşası, Türkiye'nin bölgeyi kontrol etmeye yönelik stratejik hedeflerinin ve bu hedefi gerçekleştirmek için adadan tam anlamıyla yararlanma planının bir parçasıdır, ifadelerini kullandı. Bunun Türklerin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik askeri tutumundan ziyade daha geniş bölgedeki jeopolitik hedefleriyle ilgisi vardır diyen Kostas, aynı zamanda 3 askeri üsten ikisinin Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Orta Doğu ve Afrika'daki etkisini artırmaya yönelik askeri ve stratejik planının bir parçası olarak askeri operasyonlar için kullanılacağı açıktır. Türkler jeopolitik bir planı hayata geçirerek deniz üssü inşasına adım adım devam ediyor. Raporlara göre üssün kurulacağı alan çitlerle çevrildi ve tesislerin kurulacağı alanın önündeki deniz alanında tarama çalışmaları başlatıldı. Bunlar Türk Deniz Kuvvetleri tarafından hazırlanan plan uygulanması açısından kaydedilen ilk adımlardır. İnşaat tesislerinin yanı sıra yanaşacak gemilerle ilgili olarak denizde, özellikle deniz tabanında ihtiyaçlara göre derinliğinin artırılması gereken çalışmalar yapılması bekleniyor. Türk tarafında hatta kamuoyunda projenin bir yıl içinde tamamlanacağına dair söylentiler var. Tüm bu hazırlıklar insansız hava araçları için inşa edilen havaalanıyla paralel yürütülüyor. Ankara'nın Kıbrıs'ta küçük krizler ve saldırganlık gündemiyle hareket ederken aynı zamanda Atina'ya açılım yaparak Türk-Yunan ilişkilerini yeniden canlandırdığı açık. Yavaş yavaş Türkiye'nin hayallerinin büyük resmine entegre edilecek bu plandan ABD, İsrail ve Fransa'nın endişe duyduğunu belirten Yunan medyası, geçtiğimiz Haziran ayında dönemin Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulos düzeyinde Mısır, Lübnan ve İsrail gibi bölge ülkelerinin hükümetlerinin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Çin gibi uluslararası aktörleri ve AB üyesi ülkeleri bilgilendirmek üzere harekete geçen Kıbrıs hükümetinin bilgi ve istihbarata dayalı değerlendirmesi, bu üslerin sadece Güney Kıbrıs Rum yönetimini değil, daha geniş bir jeopolitiği tehdit ettiğidir.
Askeri üslerin inşası ve işletilmesinin ardından Türkiye'nin atacağı adımlar ve planlar ABD, İsrail ve Fransa'yı endişelendiriyor. Türkiye'nin hamlelerini değerlendiren bazı ülkeler bunları istikrarsızlaştırıcı olarak tanımlıyor ve çıkarlarına aykırı olduğunu belirtiyor. Normalde bu planlar İngilizleri de endişelendirmelidir. Ancak Türk planlarını hoş karşılamadıklarına dair raporlar olmasına rağmen tepki göstermiş gibi görünmüyorlar. Bu bağlamda Türklerin çeşitli temaslarda adada İngiliz üslerinin bulunmasını belirttikleri kaydedilmektedir. Ancak aradaki fark İngiliz üslerinin anlaşmalar kapsamında olmasıdır ifadesini kullandı. Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre Ermeni medyasında Zengezur koridoru ile ilgili bir hareketlilik var. Globalinfo.az, Ermeni siyaset bilimcilerin ve tarihçilerin son günlerde bu konudaki görüş ve düşüncelerini dile getirdiklerini bildiriyor. Azerbaycan'ın Zengezur koridoru projesini gündemden çıkarması ve İran'dan geçen koridorla ilgili faaliyetleri genişletmesi Ermenistan'da endişeye neden oldu. Aksar.az, Tarık'ın desteğiyle Zengezur koridoru konusunda büyük iddialar ortaya atan ve buna izin vermeyeceklerini söyleyen Ermeni yetkililerin bu yol sayesinde sıkışmış bir ülke olmaktan kurtulma şansını kaçırmaktan endişe ettiklerini yazıyor. Ermeni muhalefeti ise Zengezur koridorunun anlamını yitirmesini farklı bir şekilde açıklamaya çalışıyor. Ermenistan parlamentosundaki muhalif, Şerefim Var Partisi üyesi Tigran Abramyan, Azerbaycan ve Türkiye'nin artık koridor terimini kullanmadığını hatırlatarak Zengezur koridorunun gündemden düşmüş gibi göründüğünü, buna rağmen Türklerin Zengezur konusunu her zaman öncelikli olarak ele aldığını iddia etti. Aradaki fark artık keskin ifadeler kullanılmamalıdır diyen Abramyan, hiç kimse bunun Ermenistan hükümetiyle anlaşarak Ermenistan'daki öfkeyi alevlendirmemek için yumuşak bir koridor elde etmek için yapıldığını göz ardı edemez. Her halükarda bu konu Türkiye-Azerbaycan gündeminde önemli bir yer tutuyor ve resmi düzeyde bile gizlenmiyor dedi. Ermeni bilim adamı Türkolog Varujan Gegamyan ise Zengezur dağlarının bir fotoğrafını paylaşarak bu dağları Avrasya'nın jeopolitik merkezlerinden biri olarak nitelendirdi. Gegamyan, 100 yıl önce Arsak ve Nahçıvan'ın düşmesinden sonra Batı Zengezur'un yeniden ilgi odağı haline geldiğini söyledi. O dönemde Zengezur'u ele geçiren Nijde'nin sözleri günümüz için de tamamen geçerlidir. Bu dağları kim ele geçirirse Ermenistan'ın sahibi olur. 2024 yılı Zengezur yılı olacaktır dedi. Haberde son olarak Ermenistan'da gözlemlenen Zengezur hareketliliğinin nedeninin gizemli olduğunu belirtmek gerekir. Bu çerçevede Bakü, barış anlaşmasının imzalanması yönünde kararlı adımlar atıyor ifadelerine yer verildi. Baykar, 2025 yılına kadar fırlatılacak bir uydu takım yıldızı, diğer uyduların etrafında hareket edebilen uzay römorkörleri ve Kızılerme insansız savaş jetinin gelişmiş versiyonuna dair planlarını açıkladı. Pasifik medyası Avrasyan Times, Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını ve Türkiye'nin uzay programını ele alan bir makale yayımladı. Makale şöyle devam ediyor. Uzay programı, Türkiye'nin önemli bir havacılık ve savunma gücü olarak tanınması için ihtiyaç duyduğu ve yerli olarak geliştirilmiş çeşitli kara, hava ve deniz platformlarını hayata geçirdiği son noktayı oluşturmaktadır. Selçuk Bayraktar, İstanbul'da düzenlenen girişimcilik zirvesinde mevcut savaşların ortaya çıkardığı yeni savunma teknolojisi ortamında şirketin vizyonunu ortaya koydu. Bayraktar, geleceği öngörüyor ve o geleceğin yarışına bugünden hazırlanıyoruz dedi. Ayrıca hükümet ve özel sektörün 10 yıllardır süren çabaları sayesinde ülkenin savunma ithalatına bağımlılığını 18 yıl öncesine göre %85 oranında azalttığına işaret etti. Bayraktar daha sonra alçak dünya yörüngesi uydularına değindi ve doğrudan askeri kullanımlarından bahsetmeden dünyanın gittiği yere gitmediklerini söyledi. Dünya 500-600 kilometrede Starlink'i konuşlandırıyor. Binlerce uydu fırlatıyorlar. Biz biraz daha ileri gidiyoruz. Bizim prensibimiz herkesin gittiği yere gitmek değil, biraz daha farklı olmak. Bunu İHA'larımızın tasarımlarında da görebilirsiniz dedi. Bayraktar, Ankara'nın uyduları çeşitli yörüngelerden ve mesafelerden gerektiğinde yeniden konumlandırılabilen ve kaydırılabilen uzay römorkörlerine veya yörünge transfer araçlarına ilgi duyduğunu açıkladı. Türkiye'nin bu kabiliyeti gelecekteki uyduları için mi geliştireceği yoksa ticari olarak diğer ülkelerin uzay araçlarına mı sunacağı bilinmiyor. Ancak Türk savunma sektörünün uluslararası silah pazarındaki yüksek katılımı göz önüne alındığında Baykar'ın yörünge lojistiğinde kendine bir yer edinmek istemesi ihtimali yadsınamaz. Umarım 2025 yılına kadar uzaya ilk uydumuzu göndermiş olacağız. Özel bir şirket olarak bu uyduyu tasarlamış, küresel navigasyon sistemleri ve özel iletişim uygulamaları üzerinde çalışmış olacağız. Yine bu alanda uzay teknolojilerinde yörünge transfer araçları üzerinde çalışıyoruz dedi. Türk uyduları ile ilgili pek çok bilgi başka ülkelerin özel şirketlerinden ticari fırlatma hizmeti alıp almayacakları ya da kendi fırlatma araçlarını geliştirip geliştirmeyecekleri hala bilinmiyor.
Ancak Bayraktar'ın şüphesiz insansız hava araçlarına fayda sağlayacak olan gelecekteki uydu programıyla Türk yalıları arasındaki örtüşme çok önemli. Bu durum Türk planlamacıların gözünden kaçmayacaktır. Drone filolarını uzay örtüsüyle entegre etmeyi öngörmüş olmalılar. İlk uydunun amacının küresel navigasyon sistemleri ve özel iletişim uygulamaları olduğunu söyledi. Bu ifade, ilk uydunun navigasyon ve iletişim hizmetlerinin uzmanlaşmış doğasının önemli bir askeri yönelime sahip olması gerektiğini ima etmektedir. Kızıl Elma, Siyan'ın ve müteakip seri üretim varyantlarının operasyonel hale gelmesi, daha büyük uydu takım yıldızının çevrimiçi hale gelmesiyle uyumlu olabilir. Bunlar insansız hava araçlarına daha doğru hedefleme bilgisi ve uzaktan kontrolde yedeklilik sağlarken aynı zamanda görsel menzil ötesi Göktağ füzesine veya kısa menzilli Tayfun balistik füzesine hedefleme verisi sağlayabilir ifadelerine yer verildi. Yonhap News'un aktardığına göre ABD'ye ait bir F-16 avcı uçağı Kore Yarımadası açıklarında Sarı Deniz'e düşerken uçaktan fırlayan pilot kurtarıldı. Askeri bir kaynağa dayandırılan haberde avcı uçağının pazartesi günü ABD Hava Kuvvetleri'nin Gunsan'daki üssü yakınlarında eğitim yaptığı sırada sulara çakıldığı belirtildi. ABD askeri yetkilileri uçak düşmeden saniyeler önce uçaktan fırlayan pilotu Güney Koreli yetkililerin sağ salim kurtardığını aktardı. ABD'nin Güney Kore'deki yetkilileri ve Güney Kore Savunma Bakanlığı sözcüsü ise haberi henüz doğrulamadı. Bu olay, Pyongyang'ın resmi gazetesi Rodong Sinmun'a göre Kuzey Kore'nin pazartesi günü Güney Kore ve ABD'yi ortak askeri tatbikatlar düzenleyerek çatışma ve savaşa giden yolda yürümekle eleştirmesiyle aynı zamanda yaşandı. Ortak tatbikatları Güney Kore'nin yıkımını hızlandırmaktan başka bir işe yaramayacak. Beyhude provokatif eylemler diye nitelendiren Kuzey Kore, ABD'yi arkasına alan Kukla Grup, Kuzey'i istila etme hırsının peşinden giderek çatışma ve savaşa giden yolda yürüyor. Bu aceleci davranış aptalca ve yıkımını hızlandıran beyhude bir cesaret gösterisidir dedi. ABD F-16 savaş uçağının düşmesi olayı Çin ve Kuzey Kore'ye bir taş atımı mesafesinde gerçekleşmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda bu ay ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir V-22 Osprey nakliye tiltrotor uçağı Japonya açıklarında düştü ve Pentagon bu tür tüm uçakların uçuşunu yasakladı. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.